çocuğu. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya'cı teşkilat haftalık olan toplantısı gerçekleşti. İktidara hazır olduklarını belirten Karadağ, toplantıda genel başkanımız çok coşkulu bir konuşma yaptı. Aynı zamanda tüm il ve ilçe başkanlarımız, partinin tüm yetkili organları, partimizin mevcut gidişatı hakkında bilgiler verdi. Toplantıdan coşkulu bir şekilde ayrıldık. CHP tüm yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve genel merkezi iktidara hazır dedi. Belediye başkanlarımızla birlikte genel merkezimizin tertip ettiği bir toplantı var idi. Toplantının asli konusu iktidara hazırız. Ve orada genel başkanımız çok coşkulu bir konuşma yaptı. Ve aynı zamanda tüm il ve ilçe başkanlarımız ve tüm partinin yetkili organları partimizin şu anki mevcut gidişatı hakkında bilgiler verdiler. Ve oradan coşkulu bir şekilde ayrıldık. Şunu tespit ettik ki evet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazır. Hem de tüm üyeleriyle, tüm yöneticileriyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ve genel merkezde iktidara hazır. Müslüman aleminin Ramazan bayramını da kutlayan Karadağ, bir gerçek var ki o da daha önceki Ramazanları hatırlar olduk. Ramazan öncesi tüm ailelerde, bireylerde hummalı bir hazırlık olurdu ama ne yazık ki ülkemizin ekonomik durumu bunlara el vermiyor. Ramazan olan bir günmüş gibi karşılanmaya başlandı. Ne yazık ki bu Ramazan'da bunları göremiyoruz dedi. Ben buradan tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. İyi geçmesi, hayırlara vesile olması ve aynı zamanda da iyi bir şekilde Müslüman aleminin ekonomik sıkıntı çekmeden, savaşlara durdurarak yeni bir güne, yeni bir Ramazan'a hep beraber girelim diye düşünüyoruz. Ama bir gerçek var ki o da biliyorsunuz daha önceki Ramazanları artık hatırlar olduk. Biliyorsunuz Ramazan önceleri, Ramazan'ın en önemli unsurlarından bir tanesi de birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını ve tabii ki bunları dini duygularla beraber yaşamak idi. Ama ne yazık ki bugün Ramazanları da ağız tadıyla yaşayamayacağımız ortaya çıktı. Çünkü Ramazan öncesi gerçekten ailelerde bütün insanlarda hummalı bir çalışma olurdu. Hummalı bir ne yapılacağı 30 gün içerisinde bir çalışmalar olurdu. Ama ne yazık ki ülkemizin ekonomik durumu bunlara el vermiyor ve bugün sanki Ramazan olağan bir günmüş gibi karşılanmaya bakılıyor. Eskiden tüm kurum ve kuruluşlar Ramazan ayı içerisinde bu yardımlaşmayı yapmak için öncelikle hazırlıklar yapılırdı. Ama ne yazık ki bu Ramazan içerisinde bu hazırlıkları göremiyoruz. Ama ben gene de bütün kötülüklerin yok olduğu bir Ramazan'ı hep beraber şu içinde birlikte yaşamasını tüm İslam alemine de niyaz ediyorum. İnşallah olur diyorum. Haydi arkadaşlarıma, partimize hoş geldin diyorum.